Cemal olan terörist başının İran sınırındaki Hinere kampında olduğuna dair bilgiler geliyor. Bildiğiniz gibi o kamp hastane olarak kullanılıyor. Demek daha önce aldığımız istihbarat doğru. Persler takiyeci millet. Yanımızda görünüp arkadan kuyumuzu kazıyorlar. Maalesef komutanım. Cemal denen o hain en son yapılan hava saldırısında yaralanmıştı. Tedavi için gitmiştir oraya. İstihbaratı kesinleştirin. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Oo Fikret. Hangi rüzgar attı seni buraya? Bir ziyaret edeyim dedim komutanım. Bu Cemal değil mi? Hala onun peşindesiniz demek. Cemal'in silah bırakmak istediğini duydum. Yok öyle bir şey albayım. Örgütün bütün eylemlerinin emrini veren hainlerin önde gidenidir o. Onu yakalayacağım Fikret. Evet. Sungurlar timinden Celil Keskin mi? Hemen geliyorum. Araç hazırlayın. Benim merkez komutanlığına gitmem gerek Fikret. Komutanım ben yabancı değilim. Doğru mu doktor? Maalesef komutanım. Beklenen hedef içeri girdi. Harekete geçin. Anlaşıldı. İki dakika sonra oradayız. Thank you.
Hadi Eval. Kahraman olma günün geldi. Büyük hedef merkez komutanlığına girmiş. Ah be Cibim. İsminle müsemmasın. Bir yalnız bırakmaya gelmiyor seni de. Ya komutanım, bir yanlışlık vardır o işte. Celil bu Hasan'ı. Kordonunu tutarsa bırak Asuba'yı öldürmeyi, bölgeyi yakar. Hop! Lan! Dikkat etsene oğlum. Şimdi ayvayı yedik. Bakıyor yani. Kardeşim çeksene arabayı. Şahin, Ramazan. Al boşa, al, al. Boşa al, boşa. Hadi binelim aracı. Adam aplanmış gibi komutanım, uçuyor sanki. Yazık. Uyuşturucunun girmediği yer kalmadı buralarda. Haram nedir bilmeyen insanlar ne yazık ki bu belaya kucak açar oldular. Toparla Neval. Bütün dünya seni konuşacak. Hedefi yok et, efsane gerilli ol. Hele şükür gelebildiniz aga. Celil nerede doktor? İçeride aga. Savcının yanında ifade veriyor. Ha bizim komutan da geldi. Ya aga, bizim kordon cinayet işlemekle suçlanıyor ha. Ya nasıl oldu bu iş doktor? Ya işte mağarada biz bu suya düştük ya. Kordon dedi ki mutlaka bir köstebek vardır dedi. O asubaydan da biraz kıllanmıştı. İşte biz onun evine gittik. Ben arabada bekliyordum. Kordon da içeri girdi. Sonra da bayıldın. Gerisini hatırlamıyoruz. Hatırlamıyorum komutanım. Ayıldığımda başımda doktor vardı. Az sonra da polisler geldi zaten. Assubay'ın kız kardeşi abimi öldürdün katil diye bağırıyordu. Komutanım bakın o kız Tekin değil. Kız neden abisini vursun Celil? Bu mantıklı mı sence? Komutanım benim bir askeri vurmam mantıklı mı sizce? Savcıyla konuştum. Olay yeri inceleme şubesi elinde barut izleri bulmuş. Bütün deliller aleyhine. Komutanım gayet normal çatışmadan geliyorum ben. Komutanım Kadir'i ben öldürmedim. O kız yalancının teki komutanım. Ama hatırlamıyorum diyorsun. Hani belki bir an. Komutanım bunun bir anı filan yok. Ben öldürmedim. İnşallah dediklerinde haklı çıkarsın Celil. Bunu senden çok ben isterim. İnşallah komutanım. Haberler iyi değil galiba. Kötü Serdar, kötü. Hem de çok kötü. Şey, kusura bakmayın. Telefon etmem mümkün mü? Tabii. Celil niye Assubay Kadir'i öldürsün? Sağ ol. Bunda bir iş var komutanım. Ben de öyle düşünüyorum. İş dönüp dolaşıp Assubay Kadir'in kardeşinde düğümleniyor. Kız buradaydı. Ben savcıyla konuşup kararını öğreneyim.
Ben çok iyiyim. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Eksik yok. Herkes geldi. Kutlamaya hazırız. Anlaşıldı. Düğün gününe gelenleri gördük. Senin çıkmanı bekliyoruz. İfademi imzalamayı bekliyorum. Hemen çıkacağım. Doktor. Cenaze yerini haber veririm sana. Tamam, görüşürüz Pelin. Başın sağ olsun Nazlı. Sağ ol. Nazlı, neler oldu? Ne mi oldu? Ne olacak? Assubay'ın abimi öldürdü. Komutanım, ifadenizi okuyup imzalayın. Savcı Bey ilçeden ayrılmamanızı istiyor. Başka silahın varsa onu ve kimliğini teslim et Assubay'ım. Gel. Emriniz Savcı Bey. Komutanım. Bir oyuna kurban gidiyorum. O kız boş değil komutanım. Eldeki mevcut bilgiye göre kız sicili temiz bir üniversite öğrencisi Celil. Komutanım, operasyondan kimsenin haberi yoktu ama bilgisizdi. Sonra da kızın üvey abisi öldürüldü. Ben öldürmedim komutanım. Geriye o kız kalıyor. Ben bu kızın hain olduğuna adımın Celil olduğu kadar eminim komutanım. Artık gerisi sizin takdiriniz. Üzgünüm devrem. Ulan işe bak ya. Asker katili olduk resmen. Abimi öldürdün şerefsiz katil. Ulan nasıl olsa gerçekler ortaya çıkacak. O zaman seni kimse elimden alamaz, haberin olsun. Ulan ben senin... Sakin ol devrem. İyi misin bacım? İyiyim, tamam, gidebilirsin sen. İşaret geldi. Havale acın çıkıyor. Hazır olun. Tamam la. İşaretimi bekle. İşte ben içeri girdim. Kadir çoktan ölmüştü. Ama kordonda baygındı yani. Neyse komutanım. Allah büyüktür. Elbet temize çıkarım. Elbet asker katili damgası üstümden temizlenir. Siz ne yaptınız komutanım? O yılanın kafasını ezebildiniz mi? Şahin ağır yaraladı onu. Üstelik bir de dereye yuvarlandı. Yaşama şansı çok az. İnşallah bu sefer öldü. İnşallah komutanım. İnşallah. Hadi. Celil. Hadi. Bittim ben. Ulan! Vur
bombası, bomba! Memsin inin! Benim Naz'a! Bu Naz'a komutandır la, hadi! Naz'a komutan? Bu ne la? Ne olmuş la bunun yüzüne? Ne olmuş lan yüzüme? Bana ayna verin lan. Şahin, bunu ödeteceğim sana Şahin. Bittin sen. Kızda bir iş var Aslı. Bence de. Ha, çıkıyor. Ha. Çabuk olun, general de çıktı. Kökle lan gaza, hadi, 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 hadi! Abi biz... Komutanım, çok üzülmeyin. Üzgünüz. Kader adildir, zulmetmez. Komutanım. Yolda gördüğümüz araç. Dur! Askerler dur ihtarına uymayan aracı ateş açtılar. Açılan ateş sonucu aracı kullanan intihar bombacısı etkisiz hale getirilirken araç kimseye zarar vermeden patlatıldı. İlçe merkez komutanlığı büyük bir faciadan kıl payı kurtuldu. Bir altı beceremediler. Benim lan, bağırıp durma. Sen kimsin be? Salak. Benim Naz'a. Ne oldu sana? Bana hemen askere, polise rapor vermeyecek, ağzı sıkı işini adam gibi yapan bir doktor bul. Aç lan kapıyı, aç! Aç da konuşalım, abi kim öldürdü? Aç dedim sana! Kordon bu. Aç şu kapıyı! Ama nasıl olur? Tutuklandı o. Kordon manyak herifin tekidir. Aç lan şu kapıyı. Kurtulmuştur ellerinden. Aç dedim, aç! Aç! Gelme, yaklaşma. Ateş ederim.
Vay vay vay. İşe bak sen. Sicili temiz, üniversiteli kız silah kullanmasını da biliyor ha? Ulan ne dolaplar çeviriyorsunuz ha? Yaklaşma dedim. Neyin peşindesin lan sen? Kime hizmet ediyorsun? Defol buradan. Defol. Konuş lan. Abini kim öldürdü? Konuş. Yapma. Ulan madem katil damgası yedim, seni de gebertirim, olur biter lan. Ha bir, ha iki. Konuş lan, konuş. Ne fark eder lan? Dur. Yalvarırım, yapma. Konuşacağım. Çelil. Konuş lan. Çelil. Komutanım. Bırak tamam. Komutanım. Ya. Konuşacak bu. Tamam. Her tamam, şeyi anlatacak. Komutanım. Evime zorla girdi. Abin gibi seni de öldüreceğim dedi. Sen planladın her şeyi. Ama her tamam. Şeyi çözeceğim lan. Tamam. Celil. Yeter. Gidelim buradan. İşleri daha da zorlaştırma. Tamam mı? Hadi. Hadi kordon. Gel. Gel hadi. Kordon haydi. Şikayet edeceğim. Hepinizi şikayet edeceğim. Manyak bu herif. Beni öldürecekti. Pislik herifler. Komutanım tam konuşmak üzereydi. Öyle silah zoruyla konuşsa ne olacak Celil? Sonra söylediklerini inkar edecek. Ya Okan, beynine sıçradığı zaman kurdun mantıklı olarak düşünemiyor. Ya komutanım, neredeyse başını daha büyük belaya sokacaktın. Başım belada zaten koçum. Asker katili damgası yedik. Ya eskiden bana da öyle diyorlardı. Boşver, işte yattığından biraz ne yapacaksın ki? Doktor, kafamı bozma. Ya ne diyeyim ki işte? Komutanım. Çıkarın beni buradan. Merak etme Celil. Allah'ın izniyle çıkaracağız seni. Komutanım, Celil'i teslim ettik. O işin çözüldüğüne sevindim. Dinle şimdi. İstihbarat birimi bombalı araç hazırlandığına dair bir ihbar aldı. Derhal oraya gidin. Eski sanayi bölgesi 47 nolu depo. Alındı komutanım, hemen çıkıyoruz. Bensiz operasyon olur mu be? Kambersiz düğün olur mu be? Komutanım, yaman bir tim kurmuşsun. Bölgedeki her asker Sungurlar timinin cesaretini, kahramanlığını öve öve bitiremiyor. Hepsi birbirinden inançlı. Gözü pek cesur çocuklar. Vatan için can vermekten zerre çekinmezler. Allah yardımcıları olsun. Çabuk ol aslanım. Bu yüz düzelmez lan. Doktor uzun sürer dedi. Olmazsa estetik yaparız Naz'a komutanım. O aşağılık Şahin'e kötü ödeteceğim bunu lan. Belalarını bulacaklar. Buraya gömeceğiz onları. Timin işi bitti. Zungurlarla savaşmak kolay değil kızım. Hemen hayal kurma. Ajin cevap ver. Devam et. Tim çıktı, geliyor. Anlaşıldı. Söyle şu bombacılara çabuk olsunlar. Çıkalım hemen. Çabuk olun, Tim geliyor. Tamam la. Kapıyı açtıklarında hiçbiri kurtulamaz. Geberir giderler.
Yüreğim yanıyor. Ne olacak şimdi? Komutan hapiste mi çürüyecek? Hiç olur mu Zeynep? Gerçi öğrenip çıkaracağız onu. Bunu yapan Allah'ından bulsun. Yeter ağlama artık Zeynep. Onu orada bırakmazlar. Beni cezaevine götür Aslı. Komutanı görmek istiyorum. Ne olur yapma böyle Zeynep. Sabırlı ol biraz. Yalvarırım götür. Neredeler bilmiyorum ki. Dur bir saniye. Gölge 5, Gölge 7. Gölge 5 dinlemedi. Zeynep abla Celil abiyi görmek istiyor. Askeri cezaevinde uzman çavuş Hurşit var. Beni söylesin, yardımcı olur. Sen de hemen eski sanayi bölgesine gel Aslı. Oraya gidiyoruz, hadi. Tamam. Hadi, giyin gidelim. Hadi. Paşolar nereden çıktı be? İçeride kimse yok komiserim. Sadece bir kamyon var. 4850 merkez. Merkez dinlemede 4850. Anonstan teröristlerin araca bomba yüklediğini öğrendik. Olay yerindeyiz. Burada kimse yok. İçeri giriyoruz. Anlaşıldı 4850. Acele etmiyor musun Hakan? Bomba imayı bekleseydik. Allah korusun ne olur sonra. Bir şey olmaz abi ya. Her gün onlarca asasız ihbar geliyor bilmiyor musun? Girer çıkarız. 4850 merkez. 47 numaralı depoya giriyoruz. Polisler bizim gittiğimiz depoya gidiyorlar aga. 4850. Derhal o depodan çekilin. Sakın müdahale etmeyin. Sen kimsin? Konuşan jandarma Üsteğmen Serdar Mert. Derhal o depodan çekilin. Tekrar ediyorum. Derhal o depodan çekilin. Sakın müdahale etmeyin. Ramazan hadi oğlum bas şu gaza bas. Emredersiniz komutanım. Kimse yok burada. Bunlar da olayı amma abartıyorlar ha. Arayın her yeri. Bakın bir nane var mı? Ya Hakan. Bak sen daha yeni atandın. Böyle tedbirsizlik doğru değil. Gel çıkalım buradan. Aa, abi sen de amma abarttın ha. Burada dura dura amma paranoyak olmuşsun. Ya Hakan. Hakan. Bak işte bomboş depo. Sen de şu kutuların oraya bak. Salim, kardeşine göz kulak ol. Bak, çok tez canlı. Böyle giderse çok yaşamaz. Akademiden yeni mezun oldu. Heyecanlı işte. Biz de öyle değil miydik Şenol onun yaşındayken? Öğrenir yakında buralarda tedbirin her şey demek olduğunu. Öğrenene kadar tabuta girmesin de. Tövbe ya. Hepsi geberecek artık. Dikkatli olun, içeride birileri olabilir. Aman Allah'ım. Komiseriniz nerede? Depoya girdiler. Yaklaşmayın, çevre emniyetini alın. Komiserim hemen çıkın oradan. Hakan! Hiçbir şeye dokunma sakın Hakan! Bomba var! Şahin.
Şahin! Şahin! İkinci bomba yatın! Şu halime bak. Bu yüzle insan içine nasıl çıkarım? Ulan alçak Şahin. Kıpırdama yılan. Dön yüzünü. Dön yüzünü, dön! İndir şu örtünü de o iğrenç yüzünü görelim. İndir lan, indir! İndir! Aman Allah'ım. Bu ne surat lan? Muşmula'ya dönmüştün resmen. Ya bu tam ucube olmuş ya. Kurtlak gibi olmuş. Ne olmuş sana ama? Bakamıyorum ya. Layığını bulmuş suratsız kadın. Senin nişancın yaptı. Hayatımı bitirdi. Hadi. Hadi durmayın. Vurun beni. Durma. Vur beni Serdar. Vur beni. Bir zamanlar evlendik. Karın oldum. Onun hatırı için öldür beni Serdar. Ulan. Ulan yine kabus gördüm. Ulan Şahin. Ulan ben de senin kabusun olmazsam. Halime bak lan. Ulan. Ulan. Ulan şu halime bak. İnsan mıyım, hayvan mıyım belli bile değil. Çıkın lan çık. Bir emrin var mı Naza komutan? Yok. Ne oldu burada? Aynalarla aram pek iyi değil, tamam mı? Doktor ne dedi? Yaraların iyileşmesi uzun sürermiş. İyileşmezse estetik yapacakmış. Siz ne yaptınız? Geberdi mi baş belası Tim? Ortaya polisler çıktı. Depoya girdiler. Onlar geberdi, Tim kurtuldu. Ulan dedim! O sungurlarla baş etmek kolay değil dedim! Neyse ki eylem tam da başarısız sayılmaz. TC yine de darbe almış. Benim işim o Tim'le. Nasıl bitireceğiz onların işlerini Naza komutan? İki bomba olayından da kurtuldular. Yetişemedik komutanım. Polis bizden evvel girdi depoya. 6 polisimiz şehit oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Her gün onlarca şehit veriyoruz. Komutanım, bugün üst üste bombalı saldırılar oluyor. Doktor haklı. Merkez komutanlığı da, ihbar edilen depoda ikisi de bizimle bağlantılı komutanım. Sanki direkt bizi hedef alıyorlar gibi. Evet Serdar. Direkt sungurlarla uğraşmaya başladılar. Sebep de bu adam. Cemal denen soysuz bu. Ben eskiden tanırım komutanım, örgütün ağababalarından. İstihbarat, Cemal'in yerini tespit etmek üzere. Sungurların yeni görevi de
sınır ötesinden bu adamı alıp getirmek. Bunu öğrenen bazı derin güçler rahatsız. Bu yüzden hedeflerinde biz varız. Bu alçak neredeyse alıp gelelim komutanım. Bu o kadar kolay değil Serdar. Sungurlar eksiksiz gitmeli bu operasyona. Ekip ruhu şart. Önce Celil'in masumiyetini ispatlayın. O kızla ilgilenecek zaman olmadı komutanım. Ama Celil boş yere kimseden şüphelenmez. General Cemal Başkan'ın peşinde. Başkana operasyon yapılacağını içeriden öğrendik. Onlardan önce davranıp bu işi yapacakları dağıtmaya karar verdik. Sen Cemal Başkan'a çalışıyorsun. Tim'i zayıflatmak için de abini öldürüp kordonun üstüne attın. Üvey abimdi. Pek sevmezdim zaten. Kordonu içeri attıracak bir işe yaradı işte. Yardım et bana. Tim'in işini bitirelim. Sen seni bu hale getireni al, ben de Tim'i. Şahin. Tamam. Anlaştık. Şimdi iyi dinle. Aklıma bir oyun geldi. Ama senin oyunculuğun önemli. Becerebilir misin bilmiyorum. Kordon'un aptal bir karısı var. Onu kullanacağız. İyi misin komutan? Nasılsın komutan? İyi değilim. Niye geldin Zeynep? Seni merak ettim. Sana bir şeyler getirdim, lazım olur diye. Başka bir isteğin varsa hemen getiririm. Hiçbir isteğim yok. Biliyorum üzgünsün. Bir iftira yüzünden buradasın. Ama Allah'ın yardımıyla masum olduğunu ortaya çıkaracak Serdar komutan. Bir şeye mi kızdın komutan? Zeynep, sen o kampı nasıl bulduğunu, oraya nasıl girdiğini söylemedin hala. Sana sordum Zeynep, o kampı nasıl buldun, oraya nasıl girdin? Zeynep, ağlayarak kaçamazsın. Soruma cevap ver. Eski evime gittim. Hamit'le babaya silah dayadım. Zorla söylettirdim kampın yerine. Oldu mu komutan? Rahatladın mı? O pislik heriflerin evine nasıl gidersin ha? Bir daha yalan dolan istemiyorum. Yoksa bu iş biter Zeynep. Ben ne yaptımsa sana sevgimden yaptım komutan. Ulan Celil, bazen öküzleşiyorsun ha. Kız seni seviyor, anlasana. Zeynep yenge, bir kız seni sorup duruyor. Kimmiş? Orada Nizamiye kapısının önünde bekliyor. Şuradaki kadın. Beni sormuşsun. Sen Celil Asubay'ın karısı Zeynep misin? Öyleyim. Ben Asubay Kadir'in kız kardeşim.
Komutana iftira attıktan sonra ne yüzle geldin buraya? Dinlemeden hemen suçlama beni Zeynep bacı. Celil abiye iftira atmaya mecbur bıraktılar. Beni dinlersen abimi kimin öldürdüğünü anlatacağım sana. Şahit dinlemek istemiyorsan sen bilirsin. Niyetim Celil abiyi kurtarmak. Dur, bekle beni. Her yere baktım. Ben de. İçerisi temiz Şahin. Burası da temiz. Kızın örgütle bağlantısını gösteren herhangi bir ipucu yok. Her şeyi inceden planlayan bir kız bu. Çakalın teki. Mutfak da boş. Bu kızın eve gelmediği belli. İzini kaybettirmeye çalışıyor. Kordonu kurtarmak için onu bulmamız lazım Aslı. İyi. Hadi çıkalım hadi. İyi bakalım hadi. Teröristler abimi sıkıştırmıştı. O arada Celil abi geldi. Onu bayıltıp abimi öldürdüler. Silahı da eline tutuşturdular. Cinayeti de Celil abinin üstüne yıkmam için beni tehdit ettiler. Ya niye bunları bana anlatıyorsun? Polise, askere anlatsana. Yapamam. Bak şu çalıların ardına. Her yerde takip ediyorlar beni. Askere, polise, savcıya gitmeye kalkarsam anında öldürürler. Seninle niye konuşuyorum sanıyorsun? Sorarlarsa akrabam diyeceğim. Bana niye anlatıyorsun bunları? Komutan masum ama hapiste yatıyor. Bana yardım ettiği anlatıyorum. O teröristlerin yerini biliyorum. Onlar ölürse ben de konuşur Celil abiyi çıkartırım. Nerede o teröristler? Serdar komutana söylerim ben. Sakın. Her yerde adamları var. Tim harekete geçerse haberleri olur, kaçarlar. Sonra da beni bulup öldürürler. Celil abi de hapislerde çürür. Nasıl kurtaracağız komutanı? Sır tutan, gizli saklı gidip o adamları öldürecek Tim'den biri yok mu? Tim'de Şahin diye birini gördüm. Sağlam birine benziyordu Zeynep abla. Aa bak. Zeynep abla. Zeynep abla, ne yapıyorsun sen burada? Ben komutana gitmiştim. Cezaevinden dönerken de köyden uzaktan bir akrabamla karşılaştım. Celil abi nasıl? Moral çok bozuk mu? Nasıl olacak işte? Zeynep abla, üzülme. Bir şekilde çıkaracağız Celil abiyi orada. Yeter ki o kızı bulalım. Aşağılık ortalarda yok. Neyse, biz gidelim artık Zeynep abla. Hadi. Şahin bu işte. Seni sever mi? Sağlam mı, sır tutar mı? Sağlam gençtir Şahin. Ona her şeyi anlat. Gidip öldürsün o teröristleri. Ben de kurtulayım Celil abi de. Teröristlerin saklandığı yerin adresi. Komutanı kurtaracaksın. Söz mü? Allah belamı versin, kurtaracağım Zeynep abla. Yeter ki teröristler ölsün. Bu iş sır kalsın. Tamam. Ya ne oldu gene ya? Ne istiyorsunuz? Hadi. Naza komutan. Kordonun karısı tamam mı lan? Kolay oldu. Ben Tim'e tuzağı hazırlıyorum. Şahin harekete geçer geçmez ben de Tim'i pusuya çekeceğim. Şahin'i alınca kafasını sıkayım mı Naza komutan? Hayır ulan! Şahin ölmeyecek. Onu bana getireceksin. Şahin'i yaşayan ölü yapacağım. Onun çoluk çocuk sahibi olmasına ebediyen engel olacağım. Bana yaptıklarını ödeyecek. Kolay gelsin. Aldım. Hadi yürü gelinlikçiye. Ya ama Şahin. Ya hadi tamam şu tarafta. Ya. Hadi gel. Ama. Burası işte. Ya Şahin. Ya gel. Ya biri bizi görse çok ayıplar Şahin. Celil abi cezaevindeyken. Ya ne ayıp olması? Ya parayı ödedim. Her şey hazır. Gelinlik de hazır. Gel. Ya. Kolay gelsin. Buyurun hoş geldiniz. Gelini almaya mı geldiniz? Evet. Tamam bir saniye bekleyin ben hemen getireyim.
Şahin bugün günü değildi. Ne yapalım? Böyle kaçamak yapa yapa hallediyoruz işte. Gelinlik hazır. Belediyeden de tarihi aldık mı tamam. Celil abi çıkmadan evlenemeyiz Şahin. Tabii evlenemeyiz. O bizim nikah şahidimiz olacak. Ya bir aksilik olursa Şahin? Yok olmaz olmaz merak etmesin. En kısa zamanda kordonu da çıkaracağız tamam mı? Hah geldi. Buyurun gelinliğiniz hazır. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür kolay ederiz. Gelsin. Hadi çıkalım. Ya her şeyi çok aceleye getiriyorsun Şahin. Bazen acayip şaşırtıyorsun beni. Bak panik yapacak bir şey yok. Hakikaten. Yavaş yavaş hallediyoruz işte. Her şey yolunda gider inşallah. Celil abi oradan çıkarttık mı gerisi kolay zaten. Bence de. Az daha görüyorlardı beni. Timci bu. Benim gelmeme gerek yok. Yapacağını biliyorsun. Biliyorum tamam. Nerede kaldı bu? Aa Zeynep abla. Ben lojmana gidiyorum. Tamam. Çok şükür geldi. Şahin kardeş. Seninle konuşacaklarım var. Hayırdır Zeynep abla ne oldu? Yardımına ihtiyacım var Şahin. Anlat tamam bir şey mi oldu? Celil abi o kızın yalan ifadesi yüzünden cezaevinde yatıyor. O kızın örgütle bir bağlantısı var. Seni kandırıyor. Yapma Şahin kardeş. Ya benimle niye oynasın? Ne menfaati olacak ki benden? Bilmiyorum. Bak en doğrusu Serdar Komutan'a anlatalım. Teröristlere operasyon yapalım. Anlattım sana. Bak bu olay ortaya çıkar da kızı öldürürlerse komutanın hali ne olur? Hapisten nasıl çıkar? Bu işi sessiz sedasız sen düzlüğe çıkarırsın. Yakala o adamları kız rahatlasın. İfadesini değiştirsin. Komutan da çıksın mahpusta. Sen bu kıza inanmışsın Zeynep abla. Benim derdim komutan. İşte o teröristlerin bulunduğu yer. Tamam. Senin hatırın için yapacağım istediğini. İnşallah kızın anlattıkları doğrudur. Allah senden razı olsun. Şahin sen misin? Benim ben. Ya hayır beni böyle görme sakın. Hayda niye ya? Gelinliğimi giydim. Damat gelini düğünden evvel görmezmiş. Ya hurafe bunlar. İnanma sen. Bak benim bir işim var tamam mı? Bir süre yokum. Tamam tamam. Eminim bana düğün hediyesi almaya gidiyordur. Hafife almayın. İşi sıkı tutun. Merak etme Aşin. Bizden kimse kurtulamaz. Sakın öldürmeyin. Naza komutan Timci'yi canlı istiyor. Naza komutan. Şahin geliyor mu?
Plan saat gibi işliyor. Sen de Tim'i harekete geçir. Bana akıl öğretme kız. Ben Şahin'i canlı istiyorum, unutma. Tamam Nazı komutan. Çabuk olun lan, sallamayın çabuk. O ne lan öyle sapta silahını gerizekalı. Köylü gibi olacaksınız. Konuş lan. Ben Alacaköy muhtarı Recep Yağız. Köyü teröristler bastı. Köylüleri kırıp geçiriyorlar. Yetişin, yardım edin. Alın götürün bunu. Timci geldi, içeri giriyor lan. Kalkın lan kalk! Geç! Yatın lan yere! Kıpırdamayın! Yat! Biliyordunuz değil mi lan geleceğimi? He? Direnme asker! Adam gibi çok teslim ol! Gel al lan! Gel! Gel! Al lan şunu! Bakalım neler anlatacaksınız he? Gidin aracı getirin hemen. Beceriksizler. Naza komutan. Şahin'in işi tamam. Mağaraya getir onu. Aslı hazırlan, hemen çıkıyoruz. Tamam, geliyorum abi. Ya ne yaptım? Ya uf, kahretsin. Ya uf. Şahin çıkıyoruz, tamam mı, hadi. Uf. Hadi kurdiler, hadi sallamayın. Bakın kurdun yok diye kimse gevşemesin. Siz daha benim sert yüzümü görmediniz. Hadi, hadi sallanmayın, hadi. Komutanım biz çıkıyoruz. Dikkatli olun Serdar, köyde pusu atmış olabilirler. Merak etmeyin komutanım. Doktor, Şahin nerede doktor? Ya ortada yok Aslıcığım ya, seninle beraber değil miydi? Bir işim var, geleceğim demişti bana. Bir anons geç bakayım neredeymiş bu ya. Gölge 5 acil cevap ver. Şahin neredesin? Çıkıyoruz. Şahin cevap ver. Şahin acil cevap ver. Kızım sen Şahin'i unut artık. Şahin cevap vermiyor doktor. Ya Allah Allah. Nereye kayboldu bu yaz olan ya? Hadi çıkıyoruz beyler. Aga ama şöyle bir durum var. Bizim Yavuz olan ortalarda yok. Anonslara cevap vermiyor komutanım. Bekleyemeyiz, çıkıyoruz. Örgüt köyü basmış. Şahin de ona müdahil olur. Hadi. Tamam. Allah'ım sen yardım et. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Hadi. Açık vermeyin lan. Silahlarınızı iyi saklayın. Saldırmak için iyice yaklaşmalarını bekleyin. İlk kurşunu ben sıkacağım. Emredersin Nazım Başkan. Tamam. Hadi dağılın. Tamam. Sokak başlarını tutun. Hadi. Bu sefer sungurların defterini düreceğim lan. Hmm.
Ya bir de Gordon yok. Şahin de yok. Eksik kadroyuz ya biz. Şahin nereye kayboldu ya? Anonslara da cevap vermiyor. Kötü bir şey olmamıştır inşallah. Aslı Şahin bu ya, ne olacak ki? Sağ olsun belli olmaz. Anam aklıma bir şey geldi. Ya o zaman seni bırakmış olmazsın sakın. O nasıl söz doktor? Ya tamam ya, şaka yaptım bıdığım ya. Ortam gevşesin biraz. Böyle sulusuz şakalar yapma. Şahin ortada yok. Ben meraktan ölüyorum burada. Bence yeğeniyi muhteşem fikirler geliştirdim. Bence onun tesisinin şarjı falan bitmiştir. Hiç merak etme. O Yağız oğlan. Ona hiçbir şey olmaz ki. Aracı köye yaklaşıyor la. Tim köye girdi Naza komutan. Dikkat edin. Geliyorlar lan. Hazır olun. Hadi. Tutun lan şunu. Baklayın lan şunu. Ulan. Ulan aşağılık karı. Abini sen öldürdün. Kordonu tuzağa düşürdün. Zeynep'i kullanıp şimdi bana tuzak kurdun ha? Çok kötü ödeyeceksin lan bunun hesabını. Kim hesap soracak benden? Komutanın mı? O senden beter olacak lan. Hepten çuvalladınız işte. Naza komutan buraya gelecek. Erkekliğini bitirecekmiş senin. Ulan kahpe! Kahpe ya. Yakışıklı çocuksun da. Yazık sana. Şövalye güvenliğini sağlayın. Kıpırdayın. Haydi. Ne oluyor bana be? Ya bunlar heykel gibiler aga. Havada pusu kokusu var doktor. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam asker. Pusu! Kaç! Kaç! Yandı lan bunlar. Ateş edin! Aga! Bu hayvanlar her yerdeler! Ağla çekiliyoruz! Çekiliyoruz! Yemekleri alın! Çekilin lan! Hadi! Gelin! 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 Gelin!
doktor! Doktor! Gir! 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 Hadi! Koş! 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 Lan! Ağlı sarın hemen! Kapıdan uzak durun. Görmeden ateş etmeyin, tamam mı? Ula. Ula. Bilim adamı vurulur mu lan? Bunlar iyice hayvan oldular ya. Doktor, iyi misin ha? Kanka, kordonu yerine geçin dedim ya. Herhalde onun gazabına uğradım. Ramazan! Orada durum nasıl? Burayı da sardılar komutanım. Doktor, yaralılar nasıl? Aga idare ederler herhal biraz. Burada sıkıştık komutanım. Öyle görünüyor. Ulan hayvan! El bombası! Yatın! Ya kordon da üstü. Bakayım ya. Al öldür şunu. Gömer lan. Lan ben kordonu üzerim. Lan. Ulan kapana yakalanmış fare gibiyim. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Dikkat. Kimseye yaklaştırmayın. Ya bu hayvanlara ne oldu? Kuduruk köpek gibi atış ediyorlar ya. Cephaneyi idareli kullanın. Gölge bir yuva. Gölge bir dinlemede devam et yuva. Köyde çatışma olduğu haberini aldım. Doğrudur komutanım. Pusuya düştük. Hemen yardım gönderiyorum. Dervişler köyü kılındı komutanım. Gerçek köylülerden ayırt edilemezler. Gelenler çok zayiat verir komutanım. Şimdilik yardım göndermeyin. Anlaşıldı üstey benim. Sizden haber bekliyorum. Arkaya dikkat! Doktor! Görmedim şerefsizi. Ah, yaram kötü mü? Yok be koçum. Yok, bu bir şey değil. Sadece biraz canın acıyacak. Dayan, tamam mı? Dayan aslanım. Bak bağırıp da bu hayvanları bize güldürme, tamam mı? Ateşi kesin lan! Teslim ol! Çıkışın yok Serdar! Nasıl bu? Ölmemiş bu yılan. Nasıl olur? Ya aga, Şahin o suratla yaşayamaz demişti. Hortladı mı da geldi, ne oldu buna ya? Ulan yılan yaşıyor musun sen hala ha? Yaşıyorum ya. Yaşamayacaksın. Nişancım benim yüzümü parçaladı ama o neler yaşayacak göreceksiniz. Asla baba olamayacak o Şahin. Ne diyor bu yılan karı ha? Aga, bunun beyin mafiş. Kafalar yürümüş bunun. Delirmiş bu, saçmalıyor saçmalıyor. İnanmıyorsanız nişancımın sesini duyurayım size ha? Ajin, Şahin'e telsizi tut da nişanlısına, komutanına merhaba desin. Konuş yakışıklı, sesini duysunlar. Yalan bu. Bizimle oynuyor, moral bozmaya çalışıyor. Konuş dedim. Komutanım. Aferin. Celil komutanıma yardım etmek için. Aslı, ağlama. Alacağız Şahin'i oradan, tamam mı? Şahin, metin ol koçum. Takma kafana.
Alacağız. Alacağız seni oradan. Bu gerizekalılar başlarına bela aldıklarının farkında değiller komutanım. Bu arada bana telsizi tutan Nazlı. Az subayı öldüren de bu adiymiş. Kod adı da Ajin. Celil abiyi tuzağa düşürmüşler. Öldürdüm ulan. Öldürdüm. Var mı itirazınız ha? Ah! 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 Dayan Fırat. Dayan. Dayan kardeşim dayan. Çıkacağız buradan. Ulan öldünüz lan siz. Gebertin şunları. Aslı ağlama diyorum sana. Şahin'i alacağız tamam mı? Alacağız Şahin'i. Aslı Şahin koş gibidir. Ağlama. Onlara kök söktürür. Mahveder onları merak etme sen. Fırat'ın durumu kötü doktor. Al şunu. Hasan. Hasan'ım panik yapma. Fırat iyi olacaksın Fırat. Fırat. Hasan'ım. Sakin ol. Sakin ol Fırat. Koçum sakin ol. Tokuşuyorum komutanım. Fırat. Koçum kendine gel. Bir annem var komutanım. Çok hasta. Tamam koçum. Bırak şimdi bunları. Yorma kendini aslanım. Senin anan bizim anamızdır. Her düşen can bizim canımızdır koçum. Bu vatan bizim namusumuzdur Fırat. Eşheden la ilahe illallah. Ve eşheden de Muhammeden. Abduhu ve Resulü. Olasın. Zeynep! Başımız belada. Neyin var? Ne oldu Zeler? Askerlerden duydum. Teröristler bizimkileri pusuya düşürmüşler. Şahin de teröristlerin elindeymiş. Allah'ım ne diyorsun Zeler? Doğru mu bu? Benim yüzümden tuzağa düştün. Allah'ım ne yapacağım? Hadi! Yukarıda bu var! Yatın! Kimsede kurşun yok mu be? He? Kimsede kurşun yok mu? Kalmadı ağa. Hiçbirimize kurşun kalmadı. Lan TC askeri. Gelin alın lan bayrağınızı. Asker. Gel al lan bayrağını. Ne oldu komutan? Cephanem mi bitti? Biz mi gelip sizi... Hainler! Alçaklar! Şerefsiz bunlar! Şerefsiz bunlar. Gelseniz oğlum! Ne yapacağız abi? Bu bayrakta şehitlerin kanı var. İt kopuk takımının elinde oyuncak edemeyiz bayrağı. Ya öleceğiz? Hadi gelin gelin! Ya da alacağız o bayrağı.
Yüzümü görme komutan. Sungurların işi bitti komutan. Bırak lan o bayrağı şerefsiz. Geldi al komutan. Ulan şehit yerinde çakalların işi ne? Lan bayrağı uzanan o ellerini kırarım lan! Kordon giririm lan ben! Tabutunuza son çiviyi mermiyle çakarım lan! Nereden çıktı lan bu? Ya bu manyağı kıracağını ölsem inanmazdım ha! Kaçmayın lan! Naza! Neredesin lan? Çık dışarı! Naza gene kaçtı ya! Naza! Üzülme Aslı! Bulacağız onu, merak etme! Ne oldu Naza komutan? Son anda kordon çıktı ortaya. Dağıttı bizi. Bunun yüzünden. Telsiz de her şeyi yumurtladı. Ne oldu lan? Gene oyununuz bozuldu ha Nazacık. Ama seni elimden alamayacaklar. Alsalar da erkek olarak değil. Hayatını bir kadından farksız yaşayacaksın şahin. Allah Allah. Ne duruyorsunuz, vursanıza. Jeneratörü çalıştır, kabloları getir. Daha elektriğinin tadına baksın. Emredersin başkan. Öldürdün mü lan? Öldürdün, var mı itirazınız ha? Yuva, dinliyor musunuz? Doğrudur gölge bir. Konuşmalar kaydedildi. Bu delil Celil'i serbest bıraktıracak. Telsiz kayıtlarını dinleyen savcı serbest bıraktı beni. Ben de soluğu köyde aldım komutanım. Komutan! Yılan, beni hangi deliğe girdin ha? Şu senin nişancıyla bir işim vardı. Onun için kayboldum. Şahin'i sana bırakmayız sümüklü böcek. İyi ya. Siz gelene kadar ben de biraz Şahin'le eğleneyim. Sizin bu kahraman nişancının sesi nasılmış dinleyin. Bir daha böyle acıklı türkü bulamazsınız. Ver lan elektriği. Titretin şunu. Yapmayın, yapmayın, yeter! Voltajı arttır. Ver lan, ver. Tamam, kes. Yüzümü bu hale sen getirdin lan. Bedelini ödeyeceksin. Bu işkencenin sonunda erkekliğin yok olacak. Çocuk hayallerin varsa veda et bu hayali. Ver. Voltajı arttır. Bu yılanı ibret-i alem için cayır cayır yakacağım lan. Ulan Şahin'e yazıktır ya. Aslanı bana yaptılar ya. Aslanı bana yaptılar. Şahin.